Herkese selamlar dostlar. 5 Ağustos 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Çok fazla mücadele vardı. Ben 7 tane mücadele seçtim. İdeal tahminden ilerleyeceğiz. Bazılarına yüksek oranlı tahminler yapacağız. O şekilde bir ilerleyeceğiz. Videonun sonunda yine bir kombine önerisi yapacağım sizlere. Sizden ricam arkadaşlar, videoya bir like atıp kanala abone değilseniz de abone olaraktan da destek verirseniz sevinirim. Ekranda gördüğünüz üzere şu an geçen 4 Ağustos'ta oynanan PSV maçının skorunu bilen arkadaşımızın 4-5 sanırım 7 kişi bilmiş. Bilen 7 kişi arasından çekiliş yaptık. Kazanan arkadaşımız Doktor isimli YouTube kanalı oldu. Instagram üzerinden iletişime geçerse hem Telegram grubumuza hem de Telegram yüksek oran grubumuza eklemek istiyorum arkadaşı. Doktor arkadaşımız sol altta da gördüğünüz gibi Instagram adresinden iletişime geçerse Telegram'a eklemeyi düşünüyoruz. 4 Ağustos'ta nasıl geçti diye diğer günün videosunda rapor olarak çıkaracağım sizlere. Kombin önerimiz Genk maçı geldi. Kızıl Yıldız ev sahibi 1.5 üstü vermiştik. Maç 1-1 bitti. Kızıl Yıldız kırmızı kart gördü dakika 50'de. Sıkıntılı bir durum oldu Kızıl Yıldız adına. Ona rağmen üstün oynadı. Fakat gelmedi, onu belirteyim. Fakat diğer günün videosunda ben zaten belirteceğim. 5 Ağustos'ta başlayalım hemen. İlk mücadelemiz Celtic'le Jablonec mücadelesi. Celtic takımına baktığımız zaman da yeni bir hoca geldi arkadaşlar. Hoca kemik kadroyu bir türlü oturtamadı. Baktığımız zaman da İskoçya'nın ilk mücadelesinde Hırsı zaten burada mağlup oldu. Biz KG var olarak değerlendirmiştik. 2-1 mağlup oldu Celtic mücadelesi. Celtic o maçı. KG vardan biz kazanmıştık. Onun için de tekrardan tebrikler diyeyim burada. Celtic arkadaşlar gerçekten kaliteli bir ekip. Artık çıkışa geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Karşındaki takıma baktığımız zaman da arkadaşlar ev sahibinde geçen sezon Ivan Charles diye bir futbolcu varmış. Notlarımdan not aldım, okuyorum size bakın. Ivan Charles isimli bir hücumcu varmış ki bu hücumcu arkadaşlar, yani Jablonec için ben maçlarını seyretmedim. Araştırdım biraz. Takımı hücum hattında çok fazla sırtlıyormuş yani. Hatta tek başına maç kazandırdı da bir hayli fazlaymış. Ve kaliteli bir takıma gitmiş. Kendi liginden yine. Slavia Praga gitmiş arkadaşlar, hücum futbolcusu. Onun yerine de bir önemli bir transfer yapılmamış. Yani onun eksikliğini muhtemelen hissedeceklerdir Jablonec ekibi. Celtic'de artık yeni hocası o kemik kadroyu bir türlü oturtamadı. Bir çıkışa geçmek istiyorlar diye düşünüyorum ben Celtic ekibinin. Burada bir Celtic galibiyeti gelebilir. Yüksek orandan önereceğim sizlere. 4.5 altında 2 yaptığınız zaman da yaklaşık 2 oranı var. 1.96'lık oranı var. Bu mücadeleyi Celtic'in kazanırı ve maçta 5 gol olmazını değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bahsettiğim nedenlerden dolayı Celtic artık bir çıkışa geçmek gerekiyor. Ve bu çıkış mücadelesi olabilir diye düşünüyorum ben. Hemen katıl grubundan bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Dünden bahsedeyim şöyle sizlere. Şuradan bahsedeyim. Dün oynanan bildiğiniz üzere maçlarımız vardı. Malmö maçı vardı. Rangers mücadelesi vardı. Şöyle canlılardan ufak göstereyim ben size. Malmö Rangers mücadelesine ben dakika 20'de Rangers'ın bir golüne girelim dedim. 1.40 gibi oranı vardı. İdealden önerdim. Rangers 90+5'te attı. Maç genelinde ise o gelen bahsimizmiş. Maç genelinde de dedim ki bu maçta 1.5 gol üst olur dedim. Dakika 20'de verdim aynı şekilde bu bahside. Yine Malmö ikinci yarının başında bir dakikada 2 tane gol attı zaten. 1.47 orandan bu bahsimizde başarılı bir şekilde geldi. Onun dışında Shakhtar mücadelesi vardı. İlk yarıyı mağlup kapattı. Hatta maçı da çevirdi. Ben Shakhtar'ın maçını da takip ettim. Dönüşümünü takip ediyordum maçlara. Dedim ki Shakhtar bu mücadeleyi kaybetmez dedim. Hatta maçı da çevirdi zaten. Kalan süre 2 dedim. 2-10 gibi orandan. Bakın 2-10 gibi orandan tek maç. Ve kazandı arkadaşlar o da. Ve aynı şekilde Şerif mücadelesine de şöyle önermiştim. İlk yarı dakika 25'te önerdim 0-0 iken. Kızıl Yıldız etkili olmaya başladı. Bu maçı kazanabilir dedim ki bayağı da etkili oldu. Fakat bu canlımız da gelmedi. Kızıl Yıldız Shakhtar canlımız 2-10 gibi orandan gelirken Kızıl Yıldız gelmedi. Bugün de şöyle Çağrı arkadaşımızın verdiği canlıları gördüğünüz üzere Kangal Telegram grubumuzda Avrupa'dan oynayan bahis severlere de burada canlı maçlarda güzel bir seri yaptık. Şöyle birkaç tane vermiş sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane vermiş. 6'da 5 yapmış. Şu yatan bahisi de göstereyim. Altta gözükmüyordur sizde. Yani 6'da 5'te gayet güzel bir başarı oranı olaraktan da düşünüyorum. Sizler de Telegram grubuna katılmak istiyorsanız arkadaşlar, katıl Telegram grubumuza. Abone ol, şunun yanında katıl var. Katıla tıkladıktan sonra
Burada bir video sizleri karşılıyor. Katın butonu seviyeleri Kanga Tips diye girişi oynat yazıyor bakın. Girişi oynattıktan sonra Telegram grubumu, Telegram yüksek oranlı veya her şey dahil iletişim grubumu tamamen size kalmış. Video izledikten sonra detayları zaten orada var. Mutlaka sizler de katılabilirsiniz diyerekten geçiyorum ikinci mücadelemize. Esborg'un mücadelesi arkadaşlar. Esborg ve Mostar'la oynayacak burada. Esborg'un zaten oranını açmamışlar. Ya yani şöyle söyleyeyim. İdealden değerlendirmek istiyorsanız burada Esborg galibiyetine direkt yapıştırın. Ben bunu kombineme de almadım zaten. Sadece diyorum ki değerlendirmek isteyenler burada Esborg galibiyetini alabilir. Fakat ben sizlere daha yüksek orandan bir şey önermek istiyorum burada. En idealden almak isteyenler Esborg galibiyetinin kafasına yazsın bir. En idealden de arkadaşlar Esborg'un ben Esborg takımının ilk yarıdan galip gelmesini düşünüyorum. Onun da oranı 1.63. Alternatif olarak biraz daha yüksek orandan bunu önerebilirim sizlere. Nedeni de şu arkadaşlar. Esborg takımı oynadığı maçlarda, hatta son Avrupa'da oynadığı iki maçı da göstermek istiyorum ben size. Yine zayıf bir rakiple oynadı. Milsami ile oynadı. Evinde 4-0 kazandı. Dakika 2, 24 ve 43'te attı. İlk yarıdan zaten 3-0 gibi bir skoru yakaladı. İlk yarıdan öne geçti. Aynı şekilde deplasmanda oynadığı maça baktığımız zaman da dakika 5, 8, 25'te attığı gollerle yine ilk yarıda 3-0 önde kapattı. Yani ilk yarılarda hızlı başlayan bir Esborg takımı var. Burada ilk yarı biri de değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Velez Mostar'a da ben açıkçası pek fazla bakmadım. AEK'ya sanırım Elenit de gelmiş buraya. Burada ilk kere biri isteyenler değerlendirsin, alternatiftir. Ama idealden bir direkt Matsuri biri yapıştırabilirsiniz. Size kalmış. Bol şanslar diyerekten geçiyorum. Dinamo Batumi ile Sivas Spor mücadelesi. Ben Sivas Spor'dan bahsedeyim biraz sizlere. Arkadaşlar ben Sivas Spor'u açıkçası çok fazla beğenmedim. Petra Kapp'la karşı oynadığı iki mücadeleyi de izledim. Takım yani 90 dakika maç çıkarabilecek seviyede değil. Tamamen kaynaklanan sebep ise maç eksikliği. Hani ligimiz henüz başlamadı. Onun sebepten dolayı maç eksilini yani hissedebiliyorsunuz. Maçı izlediğiniz zaman da hissedebiliyorsunuz. Dinamo Batumi burada biraz zorluk çıkartabilir Sivas Spor'a. Sivas buradan ne mantıkla gelecek ondan bahsedeyim. Ben buradan bir berabere kalırsam benim işime gelir. Kendi evimde zaten ben bunları yenebilecek güçteyim diyor. Sivas Spor'da çok istekli olan bir futbolcu var. O da ileri hatta Kayode. Tek başına inanılmaz işler yapmaya çalışıyor. Sürekli arkaya koşu yapıyor. Pedro Henrique de aynı şekilde o koşulara destek veriyor. Yani o da sol açıktan elinden geleni yapıyor. Fakat Kayode'nin performansı yıldızlı imzalanır yani o şekilde. Çok fazla istekli. Dinamo Batumi'ye baktığımız zaman da kendi evinde iyi işler çıkarıyor. Buraya da zaten Bate Borisov'u deplasmanda yenerekten geldi. 4 birlik bir Bate Borisov galibiyeti aldı. Bate Borisov da yani kendi evinde Belarus'un sağlam ekiplerinden, hatta en sağlam ekiplerinden bir tanesidir. Yani kendi evinde ben burada Sivas'ın deplasmanda Dinamo Batumi'ye karşı 2 gol atabileceğini düşünmüyorum. Bahsettiğimde arkadaşlar oranı da bence gayet güzel. Deplasman 1.5 altın oranı 1.50 gibi oranı var. Sivas Spor'un ben burada 2 gol atmasını beklemiyorum. Ağırlıklı olarak zaten defansif yönüyle oynayacaktır diye düşünüyorum bu mücadeleyi. Eğer gol yerse atak yapacaktır. Fakat ya 2 gol atması zor gibi görüyor. Özellikle ilk yarıda gol atamazsa Sivas Spor burada. İlk yarıda gol atamazsa ikinci yarıda 2 gol atması gerçekten daha zor. Çünkü ikinci yarı Sivas Spor'u biraz oyundan düştüğünü de belirteyim. Deplasman 1.5 altı değerlendirmek isteyenler 1.50 gibi orandan idealden değerlendirebilirler. Trabzonspor Molde ekibi. Trabzonspor'da 4-5 tane hazırlık mücadelesi oynadı. Takım gerçekten güzel. Son hazırlık mücadelesinde Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. O maçtan bahsedeyim. Kadrosunu göstereyim ben size. Kadro ideal kadroyu çıkarttı yani. Gervinho, Vakayeme, Canini, Hamşik, Berat, Bakista şeklinde. Muhtemelen zaten ideal kadrosu bu olacaktır. Son hazırlık maçları olduğu için en iyi 11'ini çıkarmış. Yine aynı şekilde Molde karşısına da ben Trabzonspor'un bu kadroyu çıkarmasını bekliyorum. Trabzonspor mutlaka kendi evinde taraftarı da olacak %50 kapasiteyle. Trabzon'dan mutlaka gol bulmasını bekliyorum zaten. Molde'ye baktığımız zaman da Molde zaten kendi ligi uzun zamandır başladı zaten Norveç. Kendi liginde de iyi gidiyor. Maç temposu olarak Trabzon'dan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani hazır olaraktan da ben Molde'yi bir adım daha önde görüyorum. Fakat burada Molde'nin kazanması gerçekten zor. Benim kafamdaki skor burada Trabzon tek bir farkla kazanabilir. Fakat Molde'nin de ben gol atmasını bekliyorum. Onlar da Norveç'te olsun ve o son oynadığı Avrupa maçlarında olsun zaten. Molde kendi evinde 3-0 kazandı. Fakat deplasmanda Servette'ye karşı hiç oynamadı. Yani rakip 10 kişi kaldığından 10 kişi kalmasına rağmen bile çok fazla hücum yapmadı. Hatta erken bir kırmızı kart görmüştü Servette.
Molde'nin bu maçta hücum hattına biraz daha destek vermesini bekliyorum. Açıkçası Trabzon'un defansı da biraz oturmuş bir defansı var. Edgar ve Victor zaten geçen sezonda birlikte oynadılar ve sağlam bir ikililer. Fakat Molde'nin ileri hattına güzel işler çıkartabildiğini bildiğim için burada ben sizlere 1.59 gibi orandan KG var tahminini önereceğim. Değerlendirmek isteyenler Trabzon Molde mücadelesine direkt KG var şeklinde 1.59 gibi orandan değerlendirme yapabilirler. Bol şans diyerekten de geçiyorum. Galatasaray'la John Stone oynayacak burada. Galatasaray kendi evinde oynayacak. 1.25 gibi oran açmışlar. Galatasaray'ı yani ben açıkçası beğenmiyorum. Bir Galatasaray taraftarı olarak gerçekten güven vermiyor bana. Fakat kendi evimizde de artık bir galibiyeti almanın zamanı geldi diye düşünüyorum ben. Özellikle rakipten bahsedeyim ben size. John Stone arkadaşlar İskoçya takımı. İskoçya'nın orta sıralar ekibi. Yani ligden düşmez çok fazla bir başarısı da yok. Tam orta sıra ekibi. Burada ağırlıklı olarak John Stone'un biraz daha defansif ağırlıklı oynamasını bekliyorum ben deplasmanda. Karşısındaki takımın gücünü biliyorlardı diye düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın biraz namı var fakat sonra PSV'ye karşı çok fazla bir iş çıkartamadık. Burada biraz daha etkili oynamamızı bekliyorum ben Galatasaray adına. Hem ülke puanı adına hem de takımın artık prestij adına bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum burada. Galatasaray'ın galibiyetini bekliyorum. Fakat bu maçta inanın yani 5 tane gol çıkması çok zor. 5 golün çıkması için John Stone'un burada 2 tane gol atması lazım. O da zaten yatırır. O da şöyle söyleyeyim. Yani o da zor diye düşünüyorum ben. Muslera'da 7 hatalı gollerden sonra biraz daha kendine çeki düzen vermiştir diye düşünüyorum. Maç sonu 1.5 alt yaptığınız zaman da 1.45 gibi orandan değerlendirme yapabilirsiniz. Galatasaray'ın artık kazanmasını bekliyorum. Bol şanslar diyerekten de bu mücadeleyi de geçiyorum arkadaşlar. Rapid Wien mücadelesi. Anort Hosis ile oynayacaklar arkadaşlar. Güney Kıbrıs ekibi aynı şekilde. Rapid Wien'in ben kendi evindeki maçlarını seyrettim. Kendi evindeki hangi maçını seyrettim? Sparta Prag mücadelesini izledim. 2-1 kazandığı mücadele. Ve deplasmanda mağlup oldu. Elendiler artık. Burada devam edecekler. Rapid Wien arkadaşlar kendi evinde inanılmaz bir taraftar desteği vardı. Yine aynı şekilde inanılmaz o taraftar desteğini ben bekliyorum. Rapid Wien'in ben son maçına LASK mücadelesine KG var olarak değerlendirmiştik zaten. Sizlerin de bildiği üzerine kazandı. Maç 1-1 bitti zaten. O kadroda çok fazla rotasyona gitmedi. İdeal 11'ini çıkardı. Yine aynı şekilde ben bu mücadeleyi de ideal 11'ini çıkartmasını bekliyorum Rapid Wien takımının. O yüzden burada kendi evinde kazanmasını bekliyorum. Hatta kombineye koyduğum maçlardan bir tanesi de bu. Rapid Wien'in direkt düz galibiyetini koydum. Rapid Wien kendi önünde, taraftarı önünde eğer Avrupa'da bir iş yapmak istiyorsa Sparta Prag zorlu bir rakipti. Elendi fakat burada Güney Kıbrıs ekibine karşı galip gelmesini bekliyorum. Deplasmandan bahsedeyim biraz sizlere. Deplasman arkadaşlar geçen sezonuna baktım ben şöyle biraz anlatmak için. Şampiyonluk için 4. sırada bitirmişler. Şöyle anlatayım. 4. sırada bitirmişler geçen sezon. Şampiyonluk turu oluyor Güney Kıbrıs'ta da. Fakat şampiyonluk turunda neredeyse 10 tane maç yapmış. 8 tanesini kaybetmiş. Bir beraberlik bir galibiyeti var. Yani onlar da Güney Kıbrıs'ın gediklilerinden fakat yani o üst seviye Güney Kıbrıs'ın o en üst seviye takımlarından değiller yani. Burada ben Rapid Wien'in direkt galibiyetini sizlere önereceğim. Hatta kombineme de koydum. 1.43 gibi orandan önereceğim diyerekten de geçiyorum. Luzern Feyenoord mücadelesi. Ben bu mücadeleyi de aynı şekilde kombineme koydum. Neden diye anlatayım sizlere. Luzern'in son mücadelesini biz KG olarak değerlendirmiştik. Gallen karşısında 2-2 bitti arkadaşlar. Luzern'in o kadrosu inanın kalecisi bile yedek yani. Kalecisini bile rotasyona götürmüş yani. Ne kadar Avrupa'yı önemsediğini ben orada anladım. Dedim ki hatta notlarımı defterime yazdım ben. Luzern'in diğer maçına rakibi kimseye direkt KG'yi yapıştıralım. Çünkü ki rakibi de Feyenoord yani. Feyenoord da deplasmanda gol atabilecek takım bir tanesi. O yüzden ben mücadeleyi direkt KG'ye yapıştırdım. 1.43 gibi orandan. Luzern kendi evinde hem hücumu mutlaka ağırlıklı hücum yapacaktır. Fakat Feyenoord'un da gücünü bilecektir mutlaka. Ona göre bir hücum yapacaktır diye düşünüyorum. Feyenoord'un da ben gol bulmasını bekliyorum. Bu mücadele üste bile gidebilir. Fakat ben KG varı tercih ettim. Üstün oranına bakayım hatta şöyle. 1.53. Ben 1.43'ten KG'ye yapıştırmak daha mantıklı. Luzern'in ben bu maçta kendi evinde bütün hücum oyuncularını ve kalecisini bile rotasyona götürdüğü için kendi evinde ekstra bir performans sergilemesini, gol değmesini bekliyorum. Defansta çok fazla Feyenoord'a karşı çok fazla illaki Feyenoord bu maçta pozisyon bulacaktır diye düşünüyorum. KG var olarak da bu mücadeleyi değerlendirdim.
gelsin kombine ekrana. Ben arkadaşlar Rapid Wien'in direkt kazanırına ve Luzern mücadelesinin KG varına bir kombine yaptım. 2.07'lik veya 2.03'lük bir oranı olması lazım. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarıma budur. Rapid Wien'in ben kendi evinde Güney Kıbrıs ekibine karşı burada kazanmasını bekliyorum. Değerlendirmek isteyenler değerlendirse düz olarak. Luzern maçına da Luzern'in dediğim gibi çok fazla rotasyona gitmiş kadrosunda mutlaka bu maçta istekli olacaktır diye düşünüyorum. Feyenoord'da kalite anlamında kaliteli bir ekip. Avrupa'da Luzern'in gücünü de bileceklerdir. Hafife almayacaklardır. Hatta bir riskten Luzern galibiyeti bile çıkabilir burada. Fakat ben burada KG var olarak değerlendirdim. Değerlendirmek isteyenlere bol şans. Videoya bir like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz sevinebilirim. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Bol şanslar.